Şimdi şöyle bir şey yapayım. Modeka'nın bu botunu önerebilirim. Bu 500 lira civarında, 550 lira civarında bir tane. Eğer hani şehir kullanımı için kullanacaksan ve hani spor bir motosiklette kullanmayacaksan, çünkü spor motosikletlere bunlar çok fazla gitmiyor. O yüzden hani demin gösterdiğim, diğer arkadaşlara da gösterdiğim şu spor modelden alabilirsin. 550 lira civarında bir fiyatı var ve hani ön tarafında, yan tarafında bilek koruması, topuk koruması var ve alt tarafı kaydırmaz bir yapıdan yapıldı. Bunu daha önceden tanıttım zaten. İçi de ferah ve yani terlediğinde şey yapmayacak kadar iyi, yani ıslaklığı hissettirmeyecek kadar iyi. Şurasında da bir tane cırt cırtı var. Cırt cırtı da kapanıyor ve vites koruması var. Demiştim daha önceki videoda. Neyse şimdi yani 590 Pirate'ı önerebilirim sana da. 590 Pirate alabilirsin veya 590 Madra alabilirsin. Çünkü bunların ikisi de hani T90 Madra Kevlar korumalı ama hani sen su geçirmez, hani deri bir ne bileyim altlık, üstlük, işte mont veya pantolon istiyorsan o zaman farklı şeylere bakmam gerekecek. Fakat hani sen detay belirtmediğin için ben işte bu Madra'yı önerebilirim veya bu Pirate'ı önerebilirim. Hem uygun fiyatlı hem de ne denir, günlük şehir içinde de rahatlıkla kullanabileceğim modellerdir. Eldiven de şunu önerebilirim mesela. Şuraya bir tane eldiven getirmiştim. Speed'in yeni nesil eldivenleri bunlar. Speed'i gerçekten güzel montlar yapmıştı ve Speed'i yani bir anda hani o kadar güzel montlar çıkarttı ki, aşık yahut çıkarttı ya da işte aşık yahut olan tamamen yağmur geçirmezleri çıkarttı. Hem Enduro hem cross'çular için çok güzel montlar çıkarttı. Uzun seyahatler için çok güzel montlar çıkarttı. Bu eldivenler Speed'in XGT siyah kırmızı. 79 Euro'luk. Hani uygun fiyatlı denebilecek modellerinden bir tanesi. Elime giyeyim, göstereyim. Şöyle elime giyerek gösterebilirim. Ha, bu arada bu kışın elinizi üşütecektir. Kışlık versiyonlar için linklere bakın diyeceğim arkadaşlar. Böyle hani kademeli yapılan böyle şeyleri var. Ne denir? Korumaları var. Böyle hani kademe değil de ona ne denir? Böyle parçalı bilek ve üst korumaları var. Yumruk koruması gayet iyi yapılmış. Bu parçalı şekilde yapılan korumalar yeni nesil korumalar oluyor ve iç tarafından, bilek tarafında da bu korumalardan var. O yüzden yani gayet güzel, gayet hoş ve aynı zamanda korumalı ve işte hani körük mekanizması var, yağmur geçirmez, iç tarafı böyle deri şekilde yapılmış, üst tarafı deri ve kumaş alaşımlarla bezenmiş. Bu şekilde şeyi yapabilirsin, yani bunu alabilirsin, bunu önerebilirim. Ve hani ayakkabıyı örnek gösterdim, kaskı örnek gösterdim, mont dedim, işte T90 Pirate'ı veya Madra'yı önerdim. Onlardan alabilirsin. Diğer birçok arkadaşım da bunu önerdim zaten. Hakkı Usta arkadaş da yine 4 mevsim spor bir kombin istemiş. Hakkı bak, bu Rika'nın Airstream'i, bu gerçekten güzel bir mont. Modeka'nın da montu var. Ama onlar da 4 mevsim şu anda yoktu galiba. Eğer varsa zaten linklerde paylaşacağım. Evet, 4 mevsim. O 2500 liralık istemiş. Onun yerine hani birazcık daha aşağıya fiyatlara paylaşmaya çalışayım. Yine hani ne alabilirsin mesela Hakkı? Şöyle bakayım. Mesela kask olarak iyi bir şey vereceğim mesela. Daha iyi bir şey vereceğim. LS2 CR1 vereceğim. LS2'nin CR1 Diablo kaskı bu. Bu gerçekten iyi bir kask. Hani net tarz demişsin. Ha, spor. Ha, bu spora gidecektir. Karbon fiber bir alaşım var. Ön tarafından zaten hani şöyle açıldığı zaman şöyle görünüyor. Burun pedi var. Çene pedi küçük. İç tarafı double D bağlantılı. Ve hani güneş vizörü yok bunun. Gözlükle giyilebiliyor. İç pedleri çıkabiliyor. Üst tarafında böyle ne denir? Hani havalandırma kanalları var. Karbon tipi bir yapıya sahip zaten. Bu camları da kolay çıkabiliyor. Bu arka tarafında spoiler'ın hemen üstünde bir tane
yine böyle şey yapmışlar, havalandırma kanalı yapmışlar. Yine elle idare edilebilir şekilde koymuşlar tabi. EC2205 sertifikasına sahip 1350 gramlık bir kask. Double D bağlantısı olduğu için öyle birçok kişiye de bunu önerdim. Bu gerçekten güzel bir kask. Bundan kullanabilirsin. Aynı zamanda hani güvenli bir kask. Benim de hoşuma gidiyor. Bunu yaklaşık 3 ay kadar falan kullanmıştım. Diğer bir tane RS2 FT2 Tron FF396'nın kaskıydı. O da hoşuma giden bir kasktı. Çünkü hani hem sessiz gibiydi hem de ne denir hani sarsıntı veya işte herhangi bir soğuk geçirmesi, ses geçirmesi oranları gerçekten güzeldi. O yüzden bunu önerebilirim Hakkı. Şimdi de hani üstündeki montu önerdim veya işte Modeka'dan bir tane mont önerdim. Bu kaskı alabilirsin. Eğer hani kot alacaksan, dizlik almayacaksan bu Tech90'dan, Tech90'ın Pirate veya Madras'ından alabilirsin. Bunlardan kullanabilirsin. Şimdi Ülgen Ata diye bir arkadaşımız var. Ülgen Ata işte çene açılır 1000 liralık bir kask istemiş. Aynı zamanda mont istemiş. Şimdi ikisi birden biraz zor ama hani getirmeye çalışayım. Şimdi LS2'nin bu kaçıydı? FF325'i Strobe'ye geçiyor. Bu çene açılır bir kask. Şöyle açılıyor. Bunun da fiyatı 460 TL. Şöyle açılıyor. Şurasından çekip çıkartabiliyorsunuz. Mikrometrik bağlantılı yapılmış. Şöyle. Şuradaki zaten kaskın kapandığı zaman şu tam oturması için yapılan demirleri umarım görüyorsunuzdur. Bunun güneş vizörü var. Hani 460 liralık bir kask, hem de çeneden açılır bir kask. Üstüne de bunun Modeka bir mont alabilirsin. Modeka montunun zaten linkini paylaşacağım. Şöyle kapanıyor. Ve şöyle bir duruşa sahip. Çıkartayım. Çene bağlantısı şöyle alttan açılıp kapanıyor şurasında. Şöyle kapatılıyor. İç tarafında gayet güzel şekillendirilmiş pedleri var ve çene pedi var. Şöyle mikrometrik bağlantısını söyledik zaten. Güneş vizörü var ve